Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Benim pastanem var. Yine? Evet. Oraya gidiyorum. Hı hı. Yerini de söyleyeyim mi? Yok. Tamam. Tamam, peki gel bakalım. Ezgi'nin pastanesi var, pastanesine gidiyor. Hüşa. Ben renklerin geçişini, ayakkabını, kemerinde aynı renk var, beğendim. Sadece gömleğinin hani belki formundan emin olamadım ama renk geçişlerimi de çok güç. Yani yakışıyor sana fiziğinden dolayı. Renkli olmanı beğendim, renklerini beğendim. Bugün renkli olayım dedim. Teşekkür ederim. Zeynep. Ezgi, ben de renkleri beğendim. Şurana taktığın şeyi sevemedim. Sen yaptın yine galiba. Onu sevemedim. Yani beğendim de böyle bir dönem gibi duruyorsun. Bir de pastaneye gidiyorum dedin. Ya işe gidiyorsun yani. Pastaneme gidiyorum ha. Peki, uyduramadım konseptinle. Ama diğer günlere göre daha iyisin. Böyle cici bir pastane düşün böyle. Hani rengarenk. Ben de öyle olmak istedim. Nihal. Ya sonunda o sağlıklı kaslı bacakların hak ettiği eteği bulmuş bence. Çok güzel görünüyorsun. Ben renklerini falan da sevdim. Yani bence sen busun yani. O önceki bu opak çoraplar, işte botlar falan üstüne bindirmeler. Onlar yakışmıyor. Ben bugün seni beğendim. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ben de ilk defa fiziğini bu kadar güzel gösterdiğini gördüm. O içindeki pembeyle ayakkabının tonunu ben birbirine çok yakıştırıyorum ama ben yani çok hani keşke o pembede kalsaydın o ayakkabıyla. Araya başka renkler girince çok kombinden emin olamadım, o kadar. Ayşenur, ben beğendin mi bu kez renklerini? Şey, sadece bebe mavisiyle pembe olan kısmı beğendim. Diğer parçaların bence pastane için birazcık hani daha akşam gibi ama üstteki parçaların şirin duruyor ikisi bir arada geldiğinde. Saçını da daha ne bileyim, kâk gülünü pek aralıklı ya, seyrek ya, pek kullanmanı aslında sevmiyorum aslında senin. Aslında seyrek değil bayağı. Böyle sımsıkı at kuyrukları falan sana yakışıyor şu yanlardan örgüler. Alt kısmını hiç beğenmedim ama üstündeki renkler çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ayca. Yani ben senin genel havanı beğendim. Tatlı olmuş renklerin bir arada. Böyle bakıyorum hani beğendim, çok mu beğendim, az mı beğendim, bir karar veremedim. Galiba yani renk karışımı güzel aslında. Bu kırmızıya dönük pembe ile kırmızı çok güzel olmuş. Evet. Ama acaba o şey mavi mi fazla olmuş o zaman bilemedim ama genel olarak beğendim ve fiziğine çok yakışmış gerçekten. Bir de ayakkabının modelini beğenmedim. Daha yani klasik olmuş. Daha böyle tarz ayakkabı olsaydı daha olur, güzel olurdu evet, bence. Gerçekten o kalın topuklu farklı tarzda ayakkabıları çok arıyorum. Hı hı. Ama bulamadım. Yani renkleri tutmadı. Şimdi çok renk evet. Olduğu için üstümde bir de ayakkabı da hani bunlardan farklı bir renk kullanmak istemedim. Evet, aslında yani. Vardı. Ama çok artık o da abartı olacaktı evet. Bana göre. Bu abartı değil. Aslında yok etseydin, sadece ten rengi olsaydı çok güzel olurdu. O da olabilirdi. Öyle bir ayakkabı buldum. Cuma kombinime çok uyuyor. Normalde buna çok güzel olmuştu. İkisi evet. Arasında karar vermek zorunda kaldım. O yüzden bunu tercih ettim. Cuma'ya bıraktın. Hı hı, diğerini cuma'ya bıraktım. Bugün daha iyi misin? Bugün daha iyiyim evet. İyi hissediyorum. Güzel. Hazırsan geçebilirsin. Pardon Ayşegül, pardon Ezgi. Ya şey, genel olarak mesela yorumlardan hiç şunu duymadım. Hani çok dümdüz bir kombin. Kimse bunu söylemedi ama renkli olduğu için mi söylemediniz onu merak ettim. Hani çok dümdüz bir kombin. Sen de söylemedin bunu. Bu kadar rengi bir araya getirirsen sana da öyle deriz. Ay bir şey söyleyeceğim. Sen niye her şeyin içindesin güzel genel kız? Genel soru sorma o zaman. Hayır, ama sen benim de her şeyin içinde olma. Benim güzel kız falan demezsen yani. Hayır, bir neden her şeyin da içindesin onu anlamıyorum yani. Ben bir bakıyorum şu an. Hiçbir şey söylemedim. Özellikle Ezgi'ye takıyor gibi görünmemek için. Yorumumu düzgün bir şekilde sadece renklerini eleştirdim, sustum burada. Ama baktım hiçbir arkadaşım da kalkıp yani bir şey söyleyeyim. İkizlerde ne zaman ben konuşsam elini kaldırıyor. Siz de sadece bana cevap vermeyin. Bir müsaade et. Canım, alalım ben cevabı. Ya, hareketli olsaydı ben çok nadir çok cevap veriyorum zaten. Yani ben şey, zaman, renk var zaten. Başka ne bekliyorsun? Yani ama hiçbir numara yok ki, düz etek. Numara yok. Kaç tane renk var yani? Ben bir şey görmüyorum Öykü Hanım. Dümdüz takım bir kombin görüyorum. Giymiş gelmişsin bana burada. Yani hayır bir dakika. Ben şimdi burada hani Ezgi'ye takıyor gibi göründüğüm için sesimi çıkarmadım. Durdum. Yani şunu şöyle giysem niye o zaman sadece bana yürüyorsunuz? Neden yani? Ben hepinize öyle şeyler mi söylüyorum?
diyorsunuz ki mesela ben böyle bir şey giydiğimde dümdüz, hani sıradan. O zaman bu sıradan yorumlarını sadece benim üstüme duymayacağım. Şu an senin o papatyayı taçtan bozup oraya takman hiçbir anlam bana göre ifade... Taçtan bozup derken? Yani bir taçtan bozulmuş da düz bir şekilde bize öyle duruyor yani. O bir broş değil. Hani her şeyi küpeyi yaptığın oldu da bunu da tutmamış bana göre. Baktığımda da çok dümdüz bir şey geliyor. En azından ten rengi bir file çorap da giyebilirdin. Öyle üfleme püfleme yani. Ben kendime yapılan Ayşegül, yorumlar... Ayşegül şöyle yapalım mı? Benzer bir beklentin olduğunda, böyle bir tepki aldığında o anda söyle. Evet, öyle. Ona söylemediğinizi bana da söyleyemezsiniz de tek diyorum, cümle olsun. Ama... Çünkü defalarca aynı serzenişte bulunuyorsun. Biz anlarız onu. Tamam, dersin ki ona söylemediğiniz bana da söylemeyeceksiniz de cümleyi Ezgi'ye kapat. Ezgi'ye takıyorsun diyorlar ya, hani sustum burada efendim şekli yorumumu yaptım. Ama bakıyorum hani kimse de bana söylenilen şeyleri... Hepiniz birbirinize takıyorsunuz. Yeri geliyor... Yo, ben Ezgi'ye özellikle takmıyorum. Benim kişisel bir problemim yok ama tarzıyla ilgili problemim var. Şu anda da çok dümdüz gelmişsin bana göre. Hani ben renkleri karıştırmanı çok beğenmedim. Sadece içindeki pembeyi beğendim. Ama bana göre yine düzsün Ezgi, yine düzsün. Hiçbir şey yapmamışsın. Farklı bir şey yok. Bana böyle arkadaşlarım yok şunu takip ediyorsun, bunu takip ediyorsun diyor ya. Sen de keşke bir şey takip etsen. Ben sende farklı sen bir şey görsen. Sen bu renklerin kimler tarafından kullanıldığını biliyor Allah musun Allah acaba? O renkler kimler tarafından... Bir şey söyleyeyim, bir çocuk reyonu var, orada hangi da kullanılıyor kimler tarafından kullanılıyorsa. Tabii ki biliyorumdur. Ayşegül bilmiyorsun, tekrar söylüyorum. O zaman bir şey söyleyeceğim, yapmaya çalışsın şey göster bize, hayaller hayatlar olsun üstündeki o zaman. Sen genel anlamda bu podyum için değişik hiçbir şey giymiyorsun. Bu kadar rengi ne zaman kullandın Ayşegül? Ya renkleri her zaman karıştırmak doğru bir şey değildir bence. Ben şu an sana benim göre, yaptığım bana göre içindeki doğru. İçindeki pembeyle ayağındaki mavi tek kalsa bana göre uyumlu bir şey olurdu ama şu an ben üstündeki renklerin hepsini bir arada beğenmedim. Renkleri karıştırdın tamam, diye tarzını çıkardın. Sen öyle görüyorsun Ayşegül. Ortaya tarzını çıkartıyorsun. Az sonra göreceğiz. Tabii Öykü Hanım, ben bu kısımla ilgili eleştirimi yapıyorum. Diğer tarafa karşı bir şey söylemiyorum zaten. Ben Ezgi'yi eleştiriyorum. Ayşegül'cüm ama senin Ezgi'yle zaten var bir derdin. Ama tarzıyla var. Onun hırslı olduğunu, hırsını senin üzerinden evet ifade ettiğini. Öyle düşünüyorum. Aslında bu söyle zaten bir mesele yani. Ayşegül'ün hırsını benim üzerimden ifade ediyor. Yo, ben bir tek seninle konuşuyor olsam neyse de bence. Ezgi'cim sen bunu söyleyince çok ortada şurada kaldı, bana gelmedi. Çünkü sen burada böyle sinirli yürüyorsun ya, bir tek bana gelince öfkeni bana kusabiliyorsun ama başka arkadaşına çok yapamıyorsun bunu. Çok ilginç cümleler bunu kuruyorsun. Kelimelerin seninki gibi kuramam. Derime oluyor, iğne geldi falan. Içerisinde. Seninki kadar manalı ağır cümleler kuramıyorum. Derime takıldı falan gibi mesela, değil mi? Ben gayet normal sıradan cümleler kuruyorum. Onu ben dün ifade ettim. O nasıl tekrar, bir kinin, o nasıl bir öfkenin cümlesiydi bilmiyorum mesela. O çok ağır bir şey. Derime değil takıldı. O dövme çok mi farklı bu anlamadım. Bir şey ya. Sen tabii bak, Ayşegül, başka bunu da bir tek benim üstümden kusabiliyorsun. Keşke biraz da sen sussan da gözlerin konuşsa, tamam mı? Yok, benim gözlerim konuşamıyor. O kadar manalı değil. Peki, Nurcan. Yani renkleri kullandığı için çok farklı görünüyor. Ve bu kadar büyük parçalarda o kadar rengi bir araya karıştırmış olmam ve yine de bir uyum sağlamış olmam bence çok başarılı. Eğer renkler önemli olmasaydı o zaman Ayşegül'ün bugün giydiği kombinin benimkinin aynısı. Bayram haftasının ilk günü giydiğim kombin aynısı. Sırf renkler farklı olduğu için farklı görünüyor şu an. Bu yüzden de renkler şey gerçekten de değişiklik katabiliyor. Şey söyleyeceğim, Türkiye'de ilk takım elbiseyi Nurcan giydi. Bunlar da şey... Çok çünkü, farklı bir şey söylüyor. Hayır, anlamak farklı istediğin şey gibi anlama. Ben seninle ilgili konuya takılmadım. Bu benim yorumum. Ben o arkadaşlar, ben başkalarıyla ilgili yorum yaptığımda araya giriyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü uyumalarından rahatsız olundu ya. Bir tek Ayşegül konuşuyor. Ayşegül'e cevap verelim. Onun yorumlarını duymuyorum. İkizler, ben o zaman şöyle yapalım. Ayşegül geldiğinde bunun devamını konuşalım, olur mu? Ben sadece renklerle ilgili ama bir... Ama önemli bir şey söyledi. Evet, yani, ben çünkü... de bunun devamını istiyorum Öykü Hanım. Benim giydiğimin aynısını giymiş gelmiş, renk farklı diyorsun. Renk farklı evet, ama tamam. Bu da renklerin ama ne kadar farklı yani olduğunu. Yani bunu diyorsun. Evet yani, ama demeni yani de istiyorum. Evet. Dolayısıyla ona da bir cevap hakkı doğurdun. Gelince konuşalım. Şimdi tamam. Ezgi puanını hayır, alsın. Şey hazır mısın Ezgi? Yani, geçebilirsin. Teşekkür ederim. Ezgi Ünal. Ayakkabı 70 lira, çanta 20 lira, etek 70 lira, gömlek 50 lira, ceket 150 lira. Merhaba. Merhaba. Hiç cümle kurmayacağım çünkü öyle bir sert girerim ki hepiniz tek tek ağlayarak buradan çıkarsınız.
Hak ettiniz gibi bir şey var. Yani çocuklar biraz yorum yaparken politik olmayın bu kadar. Çoğunuz o kadar politik yorumlar yapıyorsunuz ki inanamıyorum ben. İkizler, size gelince renklerden bahsediyorsunuz, çok iddialısınız. Kim giymiş onu giymiş de o renk olmuş da mış 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 mış. Zayıf halkayı bulduğunuz zaman iltifat ediyorsunuz. Ama sıkı halkada öyle değilsiniz. Yok, ben genelde... Hani zincirin zayıf halkası, bu şartlarda zayıf halka burada. Yani bu ben günlerde. Genelde Ezgi'nin, pardon. Bir dakika, ben konuşayım. Zayıf halkaya ne kadar politik konuşuyorsunuz? Neredeyse beşi bir yerde takacaksınız. Ama güçlü bir şey geldi mi yarışmacı, maşallah. Ay ben inanamıyorum size. Sana gelince Ezgi'cim. Şu ceketini bak bir çıkar. Önce. Renkler güzel olabilir baktığın zaman. Eline alırsın bir kataloğu, renk kataloğunu. Ay ne güzel bir mavi, ne güzel bir kiremit kırmızısı mı? Işıktan göremiyorum onu. Kırmızı. Kızıl mercan deriz biz ona. Ama sen bunu iyi kombin edememişsin. Renkler tabii ki güzel renkler. Yani sen bir o turkuazın renginde bir kaşmir, hafif tüylü olan bir güzel ceket giyerdin. Atıyorum altına da onun bir eteğini giyerdin. Öyle bir kombinler yapardın ki. Ama o papatyalarla bir kere o stilettoyu hiç bağdaştıramadım. Bu papatyalar güzel yazlık emprime bir uçuşan bir şey olur. Bir şey böyle kolsuz, böyle yaka papatyaları koyabilirsin. Ama burada yünlü bir kumaş anladığım kadarıyla. Krep, hayır ceketin üstündeki. Krep. O belindeki üniforma gibisin bak şu an. İnan ki sakın yanlış anlama. Yani iddia ediyorsun burada bu renk. Ha sen demek istiyorsun ki, ay siz hep siyahla şunla geliyorsunuz. Ben bakın ne yaptım ama yapamadın. Yani bunları uyduramadın. Bilmiyorum acaba ben eksik mi konuşuyorum? Biriniz de çıkın deyin ya. Yanlış konuşuyorsunuz deyin. Bana bir yorum yapın, bir cesaretiniz gelsin. Belki yanlış söylüyorum. Efendim? Tabii ki de bizden daha iyi biliyorsunuz. Olay daha, yani bir göz var, bir ruh var, bir şey var. Evet. Çalar, ben maksimum, yani söz hakkı gelseydi benim, evet renkler çok güzel ama maksimum 3 renk, hadi bilemedin 4 renk kullanabilirim. Yani 5 renk, 5 ayrı renk aynı anda bana şık gelmiyor. Yani bu olmamış yani. Yani ceketin kolu kısaydı, benim gördüklerim bunlar yani. Ara boy, arada kalıyor. Ya yani o kemerin olmasaydı, o ceketin olmasaydı, o papatyan evet. olmasaydı. Belki üstüne bir deri mont giyseydin, evet, atıyorum. Bir başka bir havaya girerdin. Yani notun fazlalaşırdı. Yüzün, saçın zaten güzel yani ama olmamış. Bir dakika, sıra bende miydi? Ben konuşuyorum. Evet, evet. Ne oldu Kemal sana canım? Sinirlendim. Yani senin değindiğin konu da var. Efendim? Senin değindiğin konu da var. Hepsi birbirinden sahte. Hepsi politik. Politik? Sen... Biz burada boşuna oturuyoruz. Onların boş kavgalarını çen çenelerini çekiyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Benim zamanım kıymetli. Sizin ihtiraslarınızı çekmek zorunda değilim ben yani. Aynen öyle. Bir sevgisiz yarışıyorsunuz. Çok sevgisiz yani. Çok sevgisiz. Güçlü bir yarışmacı geçince bir eziyorsunuz ki. Aman Tanrım. 5. Ama sen kendini hala iddialısın değil mi? Yani bana bir şey söyle. Aksini de söyleyebilirsin ama söyle Ezgi. Yani söyle. Biz burada kavga etmiyoruz. Kinimiz yok. Sen de bana duygularını söyle. Ben sana söyledim. Kombini hiç yapamamışsın.
Tamam. Sen şimdi söyle. Sen ne hissettin bunu yaparken? Ne düşündün yani? Ya ben renkleri kullanmaya çalıştım sadece. Hı? Hani evde aynaya baktığım zaman da yaparken de kullandığım renkleri düşünüp ona uygun renkleri ararken de hani bilinçli aradığımı, bilinçli hani bu renkleri düşündüğümü düşünerek giydim geldim. Yani hani öylesine giyinip çıkmadım yani hani evden. Kaçamak bir cevap bu bana. Yani nasıl cümle kurayım şu an ne diyeyim bilmiyorum size göre. Bak renkler ne diyorum, mavi en sevdiğim, okyanus mavisi. Ne anlatayım sana? O kızıl mercanı yazın meç edebilirsin aksesuarlarınla, turkuazlarınla, ama burada böyle neyse konuşmayayım artık ben. İvana. Ezgi hoş geldin. Renk kullanmak sadece değil, renk uyum sağlamakta da çok önemli. Mesela kaç tane böyle renk, tona ton gidersen bir uyumsal, bir şık bir kombin yapabilirdin. Ama bu kadar birbirine uymayan tonları kullandın şu anda. Mesela ben o nar çiçeği ve pembe, o saks mavi ile kestin, tamamen bitirdin. Üzerindeki açık mavi ceketim giydin yani aklımda gelmiyor yani şeyim olarak. Tonlar çok yanlış, renkler çok yanlış. Ha mini etek, gömlek, ceket. Ceket zaten sana göre değil, bir giysene ceketi. O papatya orada aksesuar olarak diktirdin, bir şey yapmaya çalıştın ama o da çok böyle yapay durdu. Anladın ne demek istiyorum? Çok 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 fazla uydurdun. Her şey uydurdun, uydurdun. Uniform gibi, hakikaten uniform gibi duruyor. Sevmedim. Bu arada kızlar hakikaten yani hiç kimse, sadece Ayşegül söyledi, beğenmedi. Yani hepiniz böyle çok bayıldınız bu kombine ve bu tonlara. Ben inanamadım. Bir şey yapmaya çalıştın, yapa yapa yanlış oldu. 5.